Evet kıymetli Kadıköy Sokak ailesi hepinizin 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu mutlu olsun. Kanalımız 69.987'de tıkıldı kaldı. 13 tane Fenerbahçeli arıyoruz arkadaşlar. Sadece 13 tane Fenerbahçeli. 13 Fenerbahçeli gelince burası 70.000 olacak. Burası 70.000 olduktan sonra da zaten güller açacak. Ve 2 Ağustos'tan itibaren arkadaşlar hedefimiz şu kanallardan bir tanesi ki burası olması muhtemel ana kanal olacak videolar canlı yayınlar buradan yapılacak. Diğer kanalda ise sadece shorts videoları falan olacak gibi ve bol bol transfer canlı yayını açacağız gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'miz <laughs> Hull City ile hazırlık maçı yaptı. 5-1 kazandı. Mükemmel bir maç. İbrahim Hacı Osmanoğlu UEFA FIFA ilk kez gözlemci gönderdi dedi. Federasyon başkanı seçildi. Yani ilginç. Galatasaraylı Mehmet Büyükekşi'den Türk futbolu kurtulmuş oldu ama inşallah gelen giden aratmaz. <laughs> Yüksel Yıldırım Fenerbahçe dik durdu Galatasaray farklı çizgi yaptı. Bir imza alıyoruz dedi bir bilmem ne yapıyoruz dedi falan. Ali Koç bu seçim Fenerbahçe için yok hükmü nedir dedi. Hulusi Belgül ile birlikte bombaladı. Yani enteresan enteresan şeyler oldu. Aynı şekilde ee, Oğuz Aydın Merhaba, günaydın. Ben çünkü imza töreni üzerindendi. 5 gollü galibiyet geldi. E, tam isabet hoca sözleri ortaya döküldü. Mourinho için. Ve Cenk Tosun bugün iple çektiğini anlattı. Çağlar Söğüncü'ye karşı aşağılık bir saldırı oldu arkadaşlar. Nedir o saldırı? Sanki milli takıma bilerek gitmemiş de sakatlanmış numarası yapmış gibi aşağılık bir şey gördüm. Yani e, bunu yapacağınıza Herkes kendi futbolcusuna bir sorsun. Kendi futbolcusu yok, eşimin doğumu var. Yok, eşimin sancısı var falan filan dedi. Kimse bunları dert etmedi, kimse bunları konuşmadı ama yani söz konusu Fenerbahçe futbolcusu oldu mu diye kimsenin vicdan, vicdanı durmuyor nedense. Vicdansızlık kat safaya geliyor. E çağları çağlar falan yedirmeyiz yani, beklemeyin. Ha, bir vatan hainliği, şunu bunu arıyorsanız çok uzakta aramanıza gerek yok. Aynaya dönüp bakabilirsiniz. Vatan aynı aramak istiyorsanız, bulmak istiyorsanız aynaya dönüp bakın. Yani yok bilerek şey yapmışlar. Ya bunları geçin bunlar çok çirkin şeyler. Sakın ha bunları duymak istemiyorum abi. Ben bunları duymak da istemiyorum. Nefret edici olaylar bunlar. Ya adam Çağlar Söğüncük güzel bir maç oldu dedi. maçı yani tarafta kaptanları taraftara mesaj verdi. 19 Temmuz kutlanıyor ediyor. Hani bunları konuşmak istemiyoruz açıkçası. Niyetimi anladınız değil mi arkadaşlar demek istediğimi? İnşallah anlamışsınızdır. İrfancan kahveci uzun zaman sonra maçta yer aldı ki İrfancan Kahveci'nin bir isteği var Fenerbahçe'den. Diyor ki İrfancan yani şampiyon olalım diyor. Şampiyon olursak neden olmasın diyor. Yani İrfancan kahveci şampiyon olma isteğiyle Fenerbahçe yönetimine baskıda bulunuyor. Şampiyon olalım, sözleşmemi uzatayım diyor hiç sıkıntı değil diyor. Ki İrfan Can falan iyi Fenerbahçeliler. Gerçekten iyi Fenerbahçeli bu çocuklar arkadaşlar. Ve bu çocukları bağrımıza basmalıyız. Bu çocuklar bizim evladımız. Bu çocukları dediğim gibi bağrımıza basmalıyız. Mesela Oğuz Aydın ilk maçına çıktı. ve baya beğendim ama Allah nazardan sakındırsın. Ya yani çocuğumuzu Allah nazardan sakındırsın. Çünkü Fenerbahçe taraftarı acımasızdır. İlk kaçırdığı golde olan Allah Allah bunu mu aldık der ve duygusal bir çocuk gördüğüm kadarıyla bu çocuğu duygusal olarak da Fenerbahçe taraftarının beslemesi lazım diye düşünüyorum. Hocam herkes de biz mi besleyeceğiz? Anası babası beslesin. demesiniz herhalde, değil mi? Yani diyeceğinizi zannetmiyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin orta saha planında Mateo Kovacic'in olduğunu söylediler. Sosyal medyaya bu Kovacic ismi çok yansıdı. Çok konuştular. Ama bana sorsanız Kovaç için ilgili bir duyumum var mı deseniz ben yok derim. Açıkçası yok. Yani Kovacic hakkında bir duyumum yok arkadaşlar. Ha şu var. Hocam alsak sence kötü mü olur? Ben kötü olur demedim ki. Alsak mükemmel olur. Bak Kovacic'i alsak mükemmel olur. Niye? Kardeşim Fenerbahçe seviyesi Kovacic'tir zaten. Hani Fenerbahçe orta saha seviyesi. Yanlış anlamayın bir tamam her futbolcu kendi çapında klas ama hani Zayt, Crespo falan değildir Fenerbahçe orta sahası. Kovacic'tir. Ya bir Valverde'dir Fenerbahçe orta sahası. Ne bileyim bizim gözümüzdeki Fenerbahçe'nin en azından orta sahası bu. Yanlış anlamayın bunu bir Galatasaraylı'ya bir Beşiktaşlı'ya sorsanız. E, hani hakkaniyetli konuşanlarını bulup sorsanız. Emin olun onlar da aynısını söyler. Der ki arkadaş ya hakikaten de yani Fenerbahçe eskiden şunları şunları getirirdi. Şimdi ne oldu size falan der. Fenerbahçe seviyesi budur abi. Umarım anlatabiliyorum. Yani inşallah bir e, sözlerimde hata yoktur. Bunu da söyleyeyim. Ama Kovac'a dair bir duyumum yok. Bir de şu var adamlar bilmem kaç milyon euroyu almışlar. Sana niye versinler? Değil mi? Sana niye versinler? Ha, bu arada şunu da unutmadan söyleyeyim. Luan Perez bir Crespo 2, Zayts 3, Cao Pedro 4, Kent 5, Kurniç 6. Yabancı sınırı değişmezse, yabancı kural değişmese bu 6 isimde yolcu. Ve bu 6 isme ek isimler de gelebilir. Onu da söyleyeyim. Yani bu 6 isme kesinlikle ek isimler gelebilir. Onu ısrarla söyleyeyim. Hani Acun Ulucalı çalışıyor. Ne bileyim Umut Nair falan gidecek mesela. E, TFF'de değişiklik oldu. Şimdi kurullar ne diyecek? Mesela servet yardımcıya yapılan olay var. ya çok enteresan şeyler yaşıyor. Çok enteresan süreçlerden geçiyoruz ya. Ben o kadar söyleyeyim size. Ama benim bildiğim bir olay var ki Fenerbahçe taraftarı yani federasyon başkanı değişse de bize düşmanlık bitmeyecek. Bir kısım diyor ki boşuna kadro kuruyoruz. Öbür kısım diyor ki arkadaş Fenerbahçe'ye sen hakemi de yeneceksin. Bir kere Fenerbahçe'ye sen hakemi yenemezsin. Öyle bir dünya yok ya. Fenerbahçesinin hakemi niye bir de niye Fenerbahçesinin hakemi yeniyorsun? Ulan bir sezonda Galatasaray'san hakemi yeneceksin olsun. Bir sezonsa bir sezonda hani hem Galatasaray hem Beşiktaş hem Trabzonspor hakemi yenmek zorunda kalsın. Niye Fenerbahçe? Niye zorlu görevler Fenerbahçe? Başka şey mi yok arkadaş? Koca ülkede takım mı yok? Ya geçiniz bu saçmalıkları ya. Allah aşkına. Biz hani nelerle uğraşıyoruz? Millet nelerle uğraşır? Ennesiri. Arkadaşlar Fenerbahçe Ennesiri için son engeli de açtı. Roma çekildi. E, ee, Mourinho az önce Ennesiri'yi Fenerbahçe'ye imza için ikna etti. Anlaşma 6 milyon euro maaş 4 yılına imzalandı diyor. Yabancı duyumculardan birisi böyle değil. Onu da söyleyeyim. Ya yani en nesil konusunda bendeki duyumlar 20 milyon euronun altında bir on ücreti ve e, yıllık yıllıkta 4 milyon euro civarında bir maaş. Şimdi en nesil içinde artık kap bekliyoruz açık söyleyeyim. Durum bu. Fenerbahçe'de ayrılık kararı Emre Mor. Emre Mor'un menajeri kulübe çağrıldı, etti falan filan. Ya birçok kişiye göre aslında Emre Mor değil Fenerbahçe'den gidecek olan ama ben ısrarla söyledim. Yine söylüyorum Fenerbahçe'den ayrılacak kişi Emre Mor. Yani olmadı arkadaşlar. Olmadı ya. Yani şunu da söyleyeyim. Biz duygusalız. Biz Fenerbahçe taraftarı olarak hep hep Futbolcuları prime dönemini hatırlıyoruz. Yani Fenerbahçe alırken prime dönemini de şimdiki dönemini hatırlıyoruz. Rakipler alırken prime dönemini hatırlıyoruz. Futbolcuyu gönderip göndermeme kararı verirken prime dönemini hatırlıyoruz. Yani e, hocam prime ne? Hangi dönemden bahsediyoruz? Yani futbolcunun en iyi olduğu dönem. Mesela Galatasaray en kötü bir futbolcuyu alsın deriz ki bizim bizim taraftar ya onu ben biliyorum o futbolcuyu en iyi döneminde süperdi. Lan en iyi dönemi 12 sene önceydi. Olsun. En iyi döneminde süperdi. Şimdi de süperdir. Fenerbahçe oyuncu alıyor. Yani en iyi dönemi geçen sezon olsun mesela. Süper olsun. Tamam süper ama yani o oynadığı ligle burası bir değil. Nasıl bir değil? Yani Premier Lig'de gol kralı olmuş da gelsin bir de Süper Lig'de olsun. Falan gibi saçma sapan şeyler var. <laughs> yani e, durum bu. Ya biz Emre Mor konusunda duygusalız. Biz Emre Mor'un hep Messi'ye dönüşeceğini hayal ettiğimiz için bu durumdayız. Yani bunları da belirteyim. Fenerbahçe Oğuz Aydın'a yazıldığı gibi 6 milyon euroyu almış olsaydı kap açıklamasına belirtmiş olması gerekirdi. Ferdi için Avrupa'dan 25 milyon euroluk bir teklif geldi. Tam olarak kabul etmedik arkadaşlar. Çünkü Ferdi transfer market değeri de arttı. Ya ben şu transfer market demişken aklıma takıldı. Nelson'u hangi futbol cahili 17 milyon euro gösteriyorsa yani hangi futbol cahili 17 milyon euro gösteriyorsa bir daha o işi yapmasın ya. Ya gerçekten bir daha o işi yapmasın ya. 17 milyon euro. Ya Nelson'a bugün 17 milyon euroyu dünyadaki hiçbir takım vermez ya. Bak Fenerbahçe futbolcu. Mert Müldür'e 6 yazmışlar. Ben Mert 6'dan fazla satarım. Galatasaray futbolcusuna işte neydi? Barış Alper Yılmaz'a 17 falan yazmış. Satsınlar 17'ye. Ya satsınlar 17'ye. Bir de şey aklıma geldi. Fenerbahçe'de solaklar çoğaldıkça Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri genelde artar. Mesela Tadic Solak, Şimanski Solak, Ennesiri Solak diyebiliyorum. Osterwolde, Fred, e Çağlar, İrfan Can, yani Emre Bor falan gidecek. Ama Çağlar sağ ayaklı, sol ayaklı değil bunu yazan arkadaşlar. Luan Perez gidecek. Levent Mercan sol. İrfan Can, Fred, Cengiz var. Şimanski, Tadiç. Ee, çağlar sağ ayaklı ya Çağlar sol değil. İki ayağında iyi kullanabilen bir isim. Yusuf Ennesiri, Fenerbahçe'de kaç gol atar? 750. En az 750 yazayım dur. En az 750. Ya bunlar da çok saçmalık. Bir gelsin, bir izleyelim. 450 dakika izlemeden ben yorum yapmıyorum. Siz de yapmayın arkadaşlar. Yani başka da Ya yabancı kuralı konusunda aklıma gelmişken. Yabancı kuralı. Kural şimdilik şöyle. 12 tane yabancı. 12 tane Türk, 2 tane altyapıdan çıkan Türk olmak zorunda. Kadro 26 olacak. 11 kişinin 11'ini de sahaya sürebilirsin. Yani sahaya sürebilirsin. Burada hiçbir şey yok. Ancak bu kural kimin işine yarıyor? Bu kural tamamen Fenerbahçe'nin işine yarıyor. Yabancı kuralı. Niye? Kardeşim 12 tane yabancısı kaliteli mi? Kaliteli. 12 tane türkü kaliteli mi? Kaliteli. 2 tane altyapıdan zaten biri Ertuğrul Taşkıran. Geçen sezon gördük arkadaşlar. Gitti. Şeyde e, gençler evinde çatır çatır kütür kütür oynadı. Kendini de geliştirdi. Çok güzel. E diğer ya bizde çok var. Yusuf Akçiçek var. Ne bileyim öbürleri var. Şu var bu var. Hani bizde altta futbolcu bitmez. Ve çok ciddi bir tehdit oluşturuyoruz. Rakipler diyor ki ulan diyor. Bak ulan diyor Fenerbahçe'den bir arda daha çıkarsa biz bunları durduramayız diyor. Bir Arda Güler'in daha çıkmasından en çok federasyon ve rakipler korkuyor. Galatasaray'ın yerinde olsam yabancı kuralını Fenerbahçe'ye yaptırtırım. Derim ki ulan bunlar yabancı kuralda bunlar belirlesin. Elini ayağına dolaştırırlar nasılsa. Aradan kurtulmuş olur. Yoksa bunlar süre bir arda güler daha çıkartırsa Fenerbahçe biz artık altyapıdan futbolcuyu A takımda oynatmadan 3'er 5'er milyon eurolara satarız. Yani Ali Koç'un yapmış olduğu en büyük, en önemli, en güzel işlerden bir tanesi de bu. Evet, hataları çok fazla. Evet, yanlışları çok fazla ama durumu Şimdi yabancı kuralı böyle devam ederse Fenerbahçe'nin işine gelir dedik. Olur ya 14 yabancıya çıktı. 12 Türk. Yani 14 yabancı 12 Türk alt yapıdan oyuncu yok. Fenerbahçe'nin işine gelirdi. Bu kural da Fenerbahçe'nin işine gelir. Çünkü teklif falan çok fazla Türk oyuncumuz var. Bir e, yabancı aldığımız futbolcuların kalibresi değişti. Hani 17-18 milyon euroluk Maksim'in transfer market değeri. 20 milyon euroluk Ennesiri. 3, 2 tane daha 25'er milyon euroluk futbolcu getirsen transfer market değerin 240, 250, 260, 290, 300. Yani yine Fenerbahçe'nin işine gelir. Yine aynı şekilde e, satılacak Türk futbolcu. Bir sürü futbolcumuza teklif var. Şu an Fenerbahçe'nin 3 tane falan Türk futbolcusunu da satması lazım ha? ya da göndermesi lazım. Bunu da anlaştık. Yani yine Fenerbahçe'nin işine gelir. Olur ya 12 artı 2 artı 12 artı 12 artı 2 devam etti. Yine Fenerbahçe'nin işine gelir. Dediler ki yabancı sınırsız oldu arkadaş. İstediğiniz kadar yabancı alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yine Fenerbahçe'nin işine gelir. E Ferdi'yi bugün 40'a satsan, İsmail'i bugün 25-30'a satsan, satamaz mısın? E Cengiz Ünder'i de satarsın bu piyasada. Öbürünü de satarsın. Oğuz Aydın'a ben şu kadar para verdim, 6 milyon euro verdim der. Sosyal medyayı inim inim inletirsin. Yani mağdur edebiyat yaparsın. Bizim ülkede mağdur edebiyatı önemli bir şey. Yani onu söyleyeyim. Arkadaşlar Osterwolde konusunda bir şey söyleyeceğim. Osterwolde e, ee, haliteli bir futbolcu. Bir yerlere gidebilir. Bir yerlere transfer olabilir. Osterwolde'yi iyi takipleyin. Başka söylemeyeceğim. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yani Osterwolde'yi iyi takiplemeniz gerektiğini söyleyeyim. Bugün kap bekliyorum. Bakalım gelecek mi beklediğim kap ama gündeme dair de olayların hepsi bu şekilde. Arkadaşlar kanalımıza her türlü desteğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Kanalımıza verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürler. Transfer sezonu bitmedi. Daha 3 transfer daha bekliyorum. Ennesi nesiri'den hariç. Bu arada 988 olmuş. Yani 12 kişi kalmış. 70.000 olmamız 69.988. Lütfen eşinizi, dostunuzu, akrabanızı kanala davet edin arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. E, bugünden itibaren bu kanalda oynatma listelerini falan açık bırakın. Üyelikler açıldığı zaman, canlı yayınları ben burada patlattığım zaman ciddi bir hediye üyelik sirkülasyonu olacak. Ve beklediğim çok ciddi birkaç transfer var. O transferler olduktan sonra insanlar mutluluk içinde belki 500 kişiye hediye üyelik verecekler. Kapın. 2 aydır, 3 aydır bu kanala yapılan zulmü emin olun birçok takipçimiz de biliyor. Şimdiden bu kanalda video izlemeye başlayın. Bu kanalın büyütmeye çalışan benden size tavsiye kısa kısayı da izleyin. Öbürlerini de izleyin. Ee, hediye üyelik verildiği zaman kaçırmayın. Yani kanalda PR'nızı arttırın arkadaşlar. Ben bu kadar söylüyorum. Görüşmek üzere.